Şimdi teyzeciğim, eşiniz yoğun bakımdan çıktı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra da biz onun normal genel durumu toparladıktan ve hastanede yatmasını gerektiren bir tedavisi kalmadıktan sonra evine göndermek istiyoruz. Geriatri genellikle 65 yaş üzerinde yaşlı olarak tabir ettiğimiz bireyleri genel dahili problemlerinin yanında ileri yaşlarda daha çok sık karşımıza çıkan bilişsel fonksiyonların bozulmasının eşlik ettiği Alzheimer, demans, Parkinson, Parkinson demansı gibi problemlerinin bir bütün olarak ele alındığı, bunlara yön verildiği, tedavi planlarının çizilebildiği veya gerekli spesifik branşlara yönlendirilebildiği bir alandır. Bunun yanında palyatif bakım ünitesi adı altında İl Sağlık Müdürlüğü'nün aktif olarak çalışıp öncülük ettiği, kurduğu, devlet hastanesinde idare kısmında özellikle önem verdiği bir birim olan palyatif bakım ünitesinde bu alanda deneyimli olan, özellikle yoğun bakım tecrübesi yapmış olan, burada çalışmış olan personellerin buraya transferiyle, aktarılmasıyla kurulmuş. Yaklaşık bir 5-6 yıldan beri de aktif olarak çalışmakta. Bu süreç bağlamında da buraya daha çok evde bakım hastası diyebileceğimiz hastaların ya da yoğun bakımdan eve transfer olmadan önceki hastaların yakınlarıyla ya da ona bakacak olan kişilerin beraber bulunduğu, bu transferler öncesinde de bu bakımların nasıl yapılacağına dair eğitim verildiği, bilgilendirme yapıldığı ya da eve çıkamayacak durumda olan, kalacak olan hastalığına tedavi süreçlerinin desteklendiği bir alan. Burada genelde hasta odaları bunlara göre dizayn edilmiş olup, banyo, tuvalet imkanları, işte odaların klimalandırılması ve özellikle sadece bu alanlara sadece palyatif bakım ünitesinin hastalarının yatırılması amaçlanmakta. Kapalı bir servis olup ziyaretçi ve refakatçi şansı da bulunmakta hastaların. Bu şekilde aktif olarak çalışmaktayız. Toplam 35 yatağımız var. 35 yatağımız içerisinde de yardımcı personellerimiz, o hastaların refakatçilerine destek olacak olan klinik personellerimiz de yer almakta. Özellikle ileri yaşlarda immobil olan bu hastalarda hareketsizliğine bağlı olarak derin yaraların oluşması, bilinç durumlarının bozulmasından dolayı hasta temasının, hasta yakınlarının iletişim kurmakta zorlanmasından dolayı problemlerini keşfedebilmek, bunları tanı koymak ve tedavilerine de imkanımız varsa bunlara destek olmayı amaçlamaktayız.